Allah'ım. Ebu Bekir'in makamına layık olduğumu düşünmüyorum. Yüce Allah'a hamdolsun. Emin olan Peygamberi Muhammed'e salatu selam olsun. Allah Ebu Bekir Sıddık'a rahmet eylesin. Allah Ebu Bekir'e rahmet eylesin. O görevini yaptı. Ümmetine öğüt verdi. Arkasından söylenecek bir şey bırakmadı. Ondan sonra ağır bir sorumluluğun altına girdik. Ne zaman hayırda yarışmak istesek, onun her zaman önde olduğunu gördük. Nasıl onun gibi olabiliriz ki? Allah aldığının ve verdiğinin sahibidir. Ey insanlar! Ben sizden biriyim. Resulullah'ın halifesinin emrini geri çevirmenin uygun olmayacağını düşünmeseydim, size liderlik etmezdim. Allah'ım, ben sert biriyim, beni böyle kılma. Allah'ım, ben güçsüzüm, bana güç ver. Allah sizi benimle imtihan ediyor. Beni de sizinle. İki arkadaşımdan sonra beni aranızda bıraktı. Duydum ki insanlar benim gücümden ve sertliğimden korkuyor. Ve şöyle diyorlar. Resulullah aramızdayken Ömer bize sert davranıyordu. Ebu Bekir halife olduğunda Ömer yine bize sert davrandı. Şimdi halife olduğuna göre ne yapacak acaba? Bunu her kim söylediyse doğruyu söylemiştir. Ama ben Resulullah'la beraberken onun kölesi ve hizmetkarıydım. Kimse onun kadar yumuşak kalpli ve merhametli olamazdı. Evet, evet. Allah'ın dediği gibi o müminlere karşı merhametli ve affedicidir. Ben onun elindeki keskin kılıçtım. Ya beni sakinleştirir ya da bırakır istediğimi yapardı. Doğru söylüyorsun. Doğruyu söylüyorsun. Sonrasında Ebu Bekir Müslümanların halifesi oldu. Siz onun ne merhametini, ne yumuşaklığını, ne de cömertliğini inkar edecek değilsiniz. Onun hizmetkarı ve yardımcısı oldum. Gücümü onun merhametiyle birleştirdim. Onun keskin kılıcı oldum. Bazen beni sakinleştirir, bazen de bırakır istediğimi yapardım. Sonra sizin halifeniz oldum ey insanlar. Bilin ki gücümü size karşı değil, zalimlere ve müşriklere karşı kullanacağım. İman ve ihlas sahiplerine karşı daha yumuşak kalpli ve daha merhametli olacağım. İnşallah. Kimsenin zulmetmesine ve haddini aşmasına izin vermeyeceğim. Hakkı kabul etmeyenlerin yüzünü yere süreceğim. Bu gücüme karşı iffetli ve imanlı insanlar için başımı yere eğeceğim. Allah sana müjdeler versin. Evet ey insanlar, sizden şunu istiyorum. Beni dinleyin. Söz veriyorum ki, sadece Allah'ın emrettiği kadar,
ve onun yolunda hizmet etmek için sizlerden mal toplayacağım. Söz veriyorum, size daha fazla erzak ve mal verilecektir. Allah izin verirse eksiklerinizi gidereceğim ve sizi asla tehlikeye atmayacağım. Savaşa gittiğinizde çocuklarınızın babası olacağım. Allah'ın malında olan hakkım yetim hakkı gibidir. Zengin olursam uzak durur, fakirleşirsem de onun emrettiği kadarını alırım. Allah'tan korkun Allah'ın kulları. Size iyi hükmetmem için bana yardımcı olun. İyiliği emredin. Kötülükten de uzak durun. Allah için bana emanet edilen işlerinizle ilgili olarak bana nasihat edin. Ey insanlar! Dinleyin ve anlayın. Ey Müsenna, ayağa kalk. Bu kardeşiniz Müsenna bin Harise el-Şeybani. Daha önce Irak'ta yaptıklarını biliyorsunuz. Şimdi oradaki Müslümanlar zor durumdalar. Perslerden dolayı Irak'taki malları için endişe ediyorlar. Rahmetli Ebu Bekir ölmeden önce Müsenna'yı bir grup Müslümanla birlikte oraya göndermemi emredip böyle vasiyette bulundu. Allah için yapın bunu. Cihad edin, cihatta yarışın. Allah için yapın bunu. İnsanlara ne oldu? Neden kimse adım atmadı? Persler insanların en çok nefret ettikleridir. Ne kadar güçlü olduklarını çok iyi biliyorlar. Savaşçılarımızın çoğu Şam'da bulunmakta. Musenna ile ne kadar insan toplansa da düşmanı yenemeyeceklerini biliyorlar. Bu yüzden Perslerle savaşma taraftarı değiller. Onlar Musenna'nın yaptıklarını biliyorlar. Ama Halid bin Velid'i bildikleri kadar değil. O ne muhacirlerden ne de ensardandır. Resulullah'la da bir sohbeti olmamıştır. Irak'ta Halid'in yerini dolduramamasından korkuyorlar. Yazıklar olsun. Her şeyin sahibi sadece Allah'tır. Ne Halid'in ne de Ömer'in. Sabret. Onlarla tekrar konuş. Sanırım onlar senden ayrıldıktan sonra konuştuğun konuyu düşünüyorlardır. İlk yapmak istediğin şey zorla olmasın. İnsanların kabullenmesi için fırsat ver. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ömer bin el-Hattab'dan Ebu Ubeyde bin Amir bin Cerrah'a. Allah'a hamdla başlarım. Şöyle ki, Resulullah'ın halifesi olan Ebu Bekir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Allah'ın izniyle Müslümanların sorumluluğu bana verilmiştir. Şam'daki Müslümanların sorumluluğunu sana veriyorum. Romalılarla savaşma konusunda beraberindeki Müslümanlara danış ve düşün. Halid bin Velid'i azletmemi de kızgınlık ya da kırgınlık olarak algılama. O sana yardımcı olsun. Sen ondan vazgeçme. Sakın Müslümanları tehlikeye atma. Allah beni senle, seni de benle imtihan ediyor. Vesselam. Hadi Saad. Allah beni sizlerle,
Sizi de benle imtihan ediyor. Bunu tek başıma yapmayacağımı bilin. Bu işi birlikte yapacağız. Allah'ın huzurunda sizi de şahit olarak öne sürebileyim. Diyorum ki, emrolunduğunda konu hakkında size danıştım. Resulullah asla üzerinde şüphe olmayan ve gökyüzünden kendine inen vahiy olduğu halde ve buna rağmen Allah ona insanlarla istişare etmeyi emretmiştir. Evet. Allah kendine vahiy gönderilen peygamberine bile istişare etmeyi emrettiyse bizlere ne demeli? Hiçbirimiz peygamber kadar hatadan münezzeh olamayız. Doğru söylüyorsunuz. Biz insanlar görüşümüzle içtihat ederiz. Yanlış da olabilir, doğru da. İnsan tek başına karar verip yanlış yaparsa bu ona ağır gelir. Herkes ona karşı çıkar ve Müslümanlar arasında itibar edilmez. Ama Müslümanlardan bir grup herhangi bir görüş ortaya atar ve sonra o görüşün yanlış olduğu ortaya çıkarsa toplu olarak o görüşten vazgeçilir. Kimse de bundan dolayı suçlanmaz. Bu hem Müslümanlar hem de liderleri için en doğru olanıdır. Evet. İstişaresiz alınan karardan yarar sağlanamaz. Bireysel görüşse ince iplik gibidir. Her an kopabilir. İki görüş birbirine bağlı iki ip gibidir. Üç görüşse kolayca kopmayan bir iptir. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bu şekilde sizlerden taahhüt olarak başlamak istiyorum. Bu istişare sizin hakkınız. Ben ve sizlerin görevi. Bildiğiniz halde hakkı gizleyemeyiz. İnşallah yapacağız. İnşallah yapacağız. Müsenna'nın işiyle başlıyorum. Ebu Bekir'in vefatından beri insanlardan cevap bekliyorum. Ama cevap veren yok. Bana görüşünüzü söyleyin. Ebu Hasan'ın görüşünü daha önce duydum. İnsanlar Perslere güç yetirecek büyüklükte bir ordunun toparlanamamasından çekiniyor. Ebu Bekir, İslam'dan dönenlerden yardım istemeyi yasaklamıştı. Ve bunların sayısı da çok. Aralarında gücüyle ve savaşmasıyla ünlü birçok Arap var. Tüleyha el-Esedi ve Amr bin Madi Karp gibi. Onlar tövbe etti. Müslümanların ve ordusunun arasına dönmek istiyorlar. İnsanlar bunu duyup onlarla sayılarının çoğalacağını bilseler belki güç bulup size evet diyecekler. Evet. Allah bu dinin Araplarla birlikte başlamasını istedi. Bunun için önce Arapların bir araya gelmesi gerekir. İslam'dan dönüp sonra tövbe edenlerin Müslümanların arasına katılma vakti gelmiştir. Ta ki Allah'ın mesajını iletmek için Araplar tek bir yürek olsun. Sonra Roma'ya ve Pers'e yürüyelim. İnsanlar sıkılmaya başladı Ebu Süleyman. Bekleyiş uzadı. Ebu Bekir cevap vermekte gecikti. Yavaş. Yavaş ya Ebu Abdullah. Sonra aslan gibi atlayacağız inşallah. Planımızı kurmak için gözcülerimizi düşman hakkında bilgi toplamak üzere gönderdiğimizi biliyorsun değil mi? Romalılar bilmediğimiz bir taktikle savaşıyorlar. Bundan dolayı saflarımızı yeniden düzenlemeliyiz. Bunu hala kafamda tasarlamaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle çözüme ulaşacağız. Sakin olun. Sabredin, yarını bekleyin. Nasılsın Ebu Süfyan? Romalılarla savaşmak için sabırsızlanıyorum. Müslüman askerlere bakıyor, Şam topraklarının şu taraflarında göz gezdiriyorum. Kureyş döneminde ticaret için gelirdik. Romalılara karşı mal ve can güvenliğimiz yoktu. Kendimizi korumak için efendilerine hediyeler verip onları överdik. Bizi kaba bedeviler olarak görürlerdi. En soylumuz onların en düşüğünden üstün değildi. Oradan kendi topraklarımıza döndüğümüzde birbirimizle konuşur, övünür ve iftihar ederdik. Uzun bir süre böyle yaptık. Sonra da...
Resulullah'a karşı gelip onunla savaştık. O bizi Hakk'a davet ediyor ve diyordu ki, bana tabi olun, tek ümmet olalım. Allah size Pers ve Roma'nın topraklarını nasip edecek. Biz de ona şöyle cevap veriyorduk. Biz onların hakkından nasıl geliriz? Şimdi ise buradayız. Romalılarla karşı karşıya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Bugün düne ne kadar da yakın ama bir o kadar da uzak. Vallahi Ebu Süfyan içimden geçenleri söyledi. Benim de. Bazen kendimi rüyada gibi görüyorum. Bu kadar az yılda bütün bunlar nasıl olur? Ben şimdi Şam'daki Müslüman ordusundayım. Ebu Süleyman'sa bizim kumandanımız. Düne kadar Safvan ve Ebu Yezid'le Mekke'nin fethinde yaptığımız kötülüklerle övünüyorduk. Ebu Süleyman'ı silahla karşıladık. Allah'ın merhameti olmasaydı müşrik olarak ölecektik. Hem de bugün onun bayrağı altında Romalılarla savaştığımız Halit'in kılıcıyla. Allah'ın yardımıyla Şam topraklarını fethedeceğiz inşallah. Resulullah'ın haber verdiği müjdeler birer birer gerçekleşiyor. Allah tamamına erdirsin. Ey Müsenna, Irak'taki arkadaşlarına git. Ebu Ubeyde ve beraberindekiler sana gelene kadar. Emredersiniz müminlerin emiri. Ne dedin? Müminlerin emiri mi? Ya bunu geri alırsın ya da... Vallahi ne o ne de biz geri alırız. Biz bu konuyu konuştuk. Resulullah'ın halifesinin halifesi demek bize zor geldi. Sen emirsin, biz de senin cemaatiniz. Yani sen müminlerin emirisin. Kabul ettiğimiz şeyi sen de kabul et. Sizi bu saatte neden topladığımı biliyor musunuz? Belki bazılarınız konuşuyordur. Babamız müminlerin emiri oldu. Ve biz onun evlatlarıyız. Babanızın halife olmasının işinizi kolaylaştıracağını düşünüyorsunuzdur. Şunu bilin ki babanız Hattab'ın develerini güderdi. Kötü muamele görürdü ve dayak yerdi. Teyzeler için odun toplardı. Karşılığındaysa bir avuç hurma veya kuru üzüm alırdı. Adıyoğulları Kureyş'ten sayılmazdı. Onların Abdümenaf oğulları, Mahzum oğulları, Sehim ve Cuma oğullarının yanında bir değeri yoktu. Ama Allah bizi İslam'la yüceltti. Allah'a olan tevazumuzla insanlar size kuşun ete baktığı gibi bakıyor. Eğer düşerseniz onlar da düşer. Korkarsanız onlar da korkar. İnsanlara bir şey yapmamaları konusunda öğüt verirseniz öncelikle sizin onu yapmamanız gerekir. Biriniz insanları nehyettiğim şeyden dolayı bana getirilirse bana yakınlığından dolayı onun cezası katlanacaktır. Ta ki biriniz, keşke babamız Müslümanların başına geçmeseydi, sizden biri olsaydı diyene kadar. Dediklerimi anlıyor musunuz? Evet, evet. Sanki yaklaşıyor. Savaşı beklemek savaştan zordur. Kardeşim Seleme, aramızdakiler tek bir anadan olan iki kardeşten daha fazladır. Ne iyi günde ne de kötü günde ayrıldık. Bir ağacın iki dalı gibiydik. Sonra İslam kardeşliği. Her şeyi beraberce yaşayıp gördük. Zaman ilerledi. Halkımız bizi küçümsediğinde ayaklarımızı birbirine bağladı. Şimdi ise bu topraklarda beraberiz. Amcaoğlumuz Halit ise buradaki insanların kumandanı. Kardeşimizin oğlu İkrime ise onun yardımcısı. Eskiden bizi güçsüz görürlerdi.
Bu durum için Allah'a şükürler olsun. Allah yolunda ölmeyi umut ediyorum. Öyle bir şey olursa beni senin defnetmeni isterim. Aynı şeyi ben de senden istiyorum. O zaman Allah senin canını bağışlarsa beni sen defnet. Bu benim sana vasiyetimdir. Sen öldükten sonra hayatın bir anlamı kalır mı Seleme? Yüce Allah'tan temenni ederim ki bu dünyada nasıl ikimizi kardeş olarak bir araya getirdiyse ahirette de bizi kardeş olarak bir araya getirsin. Amin. Amin. Romalılar savaşmak için geniş, kaçmak içinse dar bir yol hazırlamışlar. Bize doğru olan yoldan başka yolları yok. Kendilerini batıdaki nehir ve göl arasında konuşlandırmışlar. Sağ tarafları bu şekilde. Doğudaysa vadi var, yani sol tarafları. Vadiden uzaklaşınca sol taraftan kaçacak yerleri yoktur. Gerekirse o yolu kapatırız, ne dersin? Ya da duruma göre kaçmaları kolay olsun diye onlara yol veririz. Müjdeler olsun. Sıkıştırılan başarılı olamaz. Doğru. Allah'ın izniyle bu onların ilk mağlubiyeti olacak. Bu menzili savaşı bilmediklerinden dolayı seçmemişlerdir. Onlar askerlerinin kaçacaklarına inanıyor. Bu yüzden kaçma alanını daraltmışlar. Böylece mecburen yerlerinde duracaklardır. Bu da inşallah yarı mağlubiyet sayılır. Müslümanlar, Romalılar kibirli bir şekilde atlarıyla size doğru geliyor. Bugün Allah'ın günlerinden önemli bir gün. Gerisi de gelecektir. Sabredersek ve onlarla vadiye doğru savaşıp onları püskürtürsek Şam'ın bütün kapıları bize açılacaktır. Allah'a söz verin. Ya zafer ya da şehadet.
Hak günü yaklaştı. O da size yardım etsin ve ayaklarınızı İslam'da sabit kılsın. Allah'ın vaadi haktır. Ey Müslümanlar! Sabredin! Sabır kurtuluşa götürür. Allah'ın rızasına ulaştırır. Utancı yok eder. Saflarınızı bırakmayın. Savaşı siz başlatmayın. Sessiz kalın ve içinizden hep Allah'ı anın. Benden emir bekleyin. İnşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'tan geldik. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Durumumuzu görüyorsun. Kimseye söyleme. Bunu benden başka bilen yok. Müslümanlar, sayılarının çok olması sizleri korkutup aldatmasın sakın. Eğer onlara karşı sert olursanız arkalarına bile bakmadan ürküp kaçışacaklardır. Müslümanlar galip gelirse yerinizde durun. Eğer kaçan Müslüman görürseniz onları taşlayın. Romalılar ne kadar fazla, Müslümanlar ne kadar az. Tam tersi, Müslümanlar ne kadar fazla, Romalılar ne kadar az. Askerler zafer duygusuyla çoğalır, kaçmakla azalır. Thank you.
Allah'a karşı her yerde savaştım. Bugün mü kaçış ha? Kim ölüme biat edecektir? Ben yeğenim. Ben de yeğenim. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Saldıracak. Ebu Ubeyde ve Enkan Kaysa Romalıları ortadan vuracak. Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Halit emretiyor. Romalı askerler kaçmak isterse onlara yol vereceksin.